saçmalıklarını dinlemek için. Bütün gün dinlersem bu zaman kaybı olur. O yüzden yarından itibaren saçmalama saatini yarım saatle sınırladım. Oh, 7:30 olmuş bile. Benim gitmem gerek. Programmış. Program da nereden çıktı? Bugüne kadar bunu hiç yapmadım. Ben hiçbir zaman programlı yaşamadım. Evet kardeşim. Rizvan, sana bir şey soracağım. Sen hiç program yapar mısın? Böyle huyların var mı? Günlük program gibi mi? Evet. Her gün öğlen 12'de kalkarım, banyo yaparım, yemek yerim. Sonra da giyinir sokağa çıkarım. Sonrasında arkadaşlarla gece yarılarına kadar eğlenirim. Parti veririm, yemek yerim. Geç saate de gider uyurum. Peki ya iş? İş ne olacak? Ne işi? Bir şey yapmamak da bir iş. Tamam saçmalama. Budala. Kızdırmak bana büyük zevk veriyor Zeyn Abdullah. Ama bugün işteki ilk günün. İyi şanslar. İyi ki çant var. Yoksa ne yapardık biz? Al bakalım. Çant işi biliyor. Seni seviyorum anne. Artık işe gitmeliyim. Daha ilk günden geç kalmayayım. Bekle biraz. Anne. İyi şanslar. İnsanlar nasıl çalışabiliyor merak ediyorum. Kapalı bir yerde makine olmak gibi bir şey bu. Sırf burada oturmak bile sıkıcı. Saatler oldu. Ne? Daha 20 dakikadır mı buradayım ben? Günaydın efendim. Ben Rohit. Rohit Verma. Günaydın. Ben size bağlı olarak çalışacağım efendim. Tamam. Efendim? Yeni projeleri görmek ister misiniz? Hayır. Efendim, hangi departmanın yönetimini üstlenmek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Size bu ayki toplantıların bir listesini sunmamı ister misiniz? Hayır. Kat hizmetlerini görmek ister misiniz? Hayır. Güvenliğe ne dersiniz? Hayır. Tamam. İstediğiniz bir şey var mı? Yok. Bu bizzat Osman Abdullah Bey'in talimatıdır efendim. Hangi bölümü yöneteceğinizi siz belirleyeceksiniz. Hangisini istiyorsanız söylemeniz yeterli. Fen dersinde kötüydün. Hep başarısız oldun değil mi? Sen kendi işlerinle ilgilen. Dayısının yeğeni. Söyle hadi. Hep kaldın değil mi? Bunu düşündüren ne olabilir ki? Tahmin ettim sadece. Kötü tahmin. Ben fenden hiç kalmadım.
Ortalamam 100 üzerinden 42-43'tü. Buna başarı denmez. Güç bela geçmek denir. Tarihte de aynıydın. Ve coğrafya dersinde de. Haksız mıyım? Yapacak işin yok mu senin? Niye vaktimi harcıyorsun ki? Özel hayatıma burnunu sokma demiştim sana. Uzak dur benden. Matematiğin nasıldı? 100 üzerinden 95. En sevdiğim derslerden biriydi. Hala da öyle. Matematikte gerçekten iyiyimdir. Seni şimdiden uyarayım da. Bunu yarın işbaşı yaptığın zaman görürüz. Hesapları kontrol ederken ne kadar iyi olduğun belli olur nasılsa. Hesap lütfen. Yani bana hesapların olduğu dosyaları getir hemen. Hemen efendim. Tabloları çıkarır, e-postayla yollarım. Teşekkür ederim. Çekilebilirsin. Teşekkür ederim. Dayısının yeğeni, matematik neymiş şimdi görürsün. Ofisteki ilk gününde her şey yolunda mı? Nasılsın abi? Pek bir şey yok. Bazı hesapları kontrol ediyordum. Hesapları mı? Evet, çok fazla para giriş çıkışı var ve kayıtlar birbirini tutmuyor. Ofisteki ilk gününde hesaplarla mı uğraşacaksın? Boş ver bunu. Saat öğlen oldu zaten. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Hadi. Öğlen yemek saati 1.30. Bir dakika erken olmaz. Ne oldu? Hadi seni kardeşim. Affedersin abi. Saat daha öğlen 1. Yemek arası 1.30'da başlıyor. Bir dakika bile erken çıkamam. Ya. Tamam. O zaman 1.30'da çıkarız. Nedir o? Yemek. Niçin? Yemek saati. Bu yüzden. Neyim ben? Tarla süren bir köylü mü? Sefer tasıyla yemek getirmek de nereden çıktı? Burası 5 yıldızlı bir otel. İnsanlar her gün yemek için geliyor. Özellikle de yemeği dışarıda yemeyi tercih edenler. Sen de kalkmış bana yemek getiriyorsun. Bana aşık falan mı oldun yoksa? Tahmin ettiğim gibi. Hayatı boyunca çalışmamış birini doğrudan yetkili yaparsan olacağı bu. Bir anda aklını etkiliyor. Bu da tuhaf davranmasına yol açıyor. Ve saçmalatıyor. Bu arada seni hayal dünyandan geri getirelim. Buraya kendi isteğimle gelmedim. Bana söylendiği kadarıyla ev yemekleri seviyormuşsun. Ben de eşin olarak görevlerimi yerine getirmekle yükümlüyüm. Böylece dayımı üzmemiş olacağım. Formalite yani. O yüzden bir an önce bitirmeye bak. Yoksa 42-15 aramak zorunda kalabilirim. Nedir bu? Polis imdatın yeni numarası mı? Hayır. Bu Osman Abdullah Bey'in ofisinin dahili numarası.
Geç şimdi yoksa... Dayısının yeğeni. Açım aslında. Gerçekten açım. O sefer tasında ne var? Karnabahar. Vay canına. Ama ufak bir sorun var. Nedir o? Ben bir yemin ettim. Yemin mi? Hı. Bir ay süreyle çavdar yemeyeceğim. Ama tuhaf bir yeminmiş. Benim için tuhaf değil. Bu yemini etmemdeki amaç, sevdiğim bir şeyden fedakarlık edebileceğimi göstermek. Çavdar da sevdiğim şeylerden biri. Anlıyor musun? Yani? İçindeki çavdarları ayıklayabilirsen, o zaman yiyebilirim. Yoksa elimi bile süremem. Yeminimi bozmuş olurum. Öte yandan da çok açım. Tamam. Dediğin gibi olsun. Çavdarları ayıklayacağım. Merhaba Bay Mehmet Han. Tamam geliyorum. Çavdar yememek gibi bir yemeğinim yok. Çavdar yememek gibi bir yemeğinim yok. Senin pişirdiğin hiçbir şeyi yememeye yemeğinim var. Sen de bunu fazla büyütmeye kalkma ve... sakın 42-15'i arama dayısının yeğeni. Aa, kusura bakma. Aptal Zeyn Abdullah. Buraya hiç gelmemeliydim. Ah, Vasim, ne yaptın? Parayı ayarladın mı? Alt tarafı 2,5 milyon rupi. Niçin bu kadar çok vakit alıyor? Sana inanamıyorum. Bunu sana 3 saat önce söylemiştim. Elini çabuk tut lütfen, bu acil. Merhaba Aliye. Hayırdır, ne vardı? Zeyn'e yemek getirdim aslında. Hepsi bu. Anlıyorum. Çok hoş. Zeyn nerede? Onu gördün mü? Zeyn mi? Bilmem. Odasındadır mutlaka. O koridorun sağında kalıyor. Onu ofiste bırakıp çıktım. Hala çavdarları sayıyordu. Hazır aklıma gelmişken sorayım. Şan'dan haberin var mı? Ne oldu? Kız arkadaşın onu terk ettiğini söyledi. Kız eski sevgilisine dönmüş. Onu terk mi etmiş? Şanslı her yere. Belki benim de şansım döner. Kendini düşünmeyi bırak. Bizimki resmen yıkılmış. Yıkılmış mı? Bence bunu kutlaması gerekir. O kız ona bir türlü rahat vermiyordu zaten. Sorun nedir? Sana bugün hazır etmeni söylememiş miydim? Paramı ver. Bir dakika, beni dinleyin. Rica ediyorum. Parayı bugün vereceğim.
Ama şu silahı indirin lütfen. Buna gerek yok. Dinliyorum. Babam onunla konuşmuştu. Bize söylediği paranın hazır olduğuydu. Bana bir dakika izin verin. Onunla konuşmama müsaade edin. Baban mı? Neden bahsediyorsun? Kayınpederim. O değirmen sahibi. Bana söylediği... O herif tam bir çakaldır. Şimdilik elimde sadece 251 rupi var ama... Ama kalanı mutlaka ayarlayacağım. Dinle. 2 gün. Sana 2 gün daha süre veriyorum. Anladın mı beni? Yerinde olsam bunu iyi kullanırdım. 2 gün sonra geri döndüğümde para hazır olmasa sen düşün. Hayır, hayır. Merak edecek bir şey yok. Parayı hazır edeceğim. Bu kız kim? O benim yengem. Burada herhangi bir terbiyesizliğe asla izin vermem lütfen. Bu işe benden başka kimseyi bulaştırma. Adam haklı. Gidelim. Benim için çocuk oyuncağı. Alya'yı kolayca Zeyn'in hayatından çıkarabilirim. Şşt, hey, gelene bak. Yemeği. Yürü. Yürü hadi. Bekle. Hadi. Rizvan. Dikkatli olman çok önemli. İnsanların aklından ne geçtiğini bilmek zor. Affedersin abla. Abartma. Benim kız kardeşim bundan çok daha zevkli biridir. Bazı insanlar böyledir. Geldikleri yeri unutmayı tercih ederler. Beni kandırdığınızı düşünmeyin. Niyetinizi anlamadığımı sanmayın. ...18 gün kaldı. Ve her şeyi denedim. Ona açıkçası beni bırakıp gitmesi gerektiğini söyledim. Gün oldu hakaret ettim. Geri geldi eski sevgililerimin fotoğraflarını gösterdim. Ama dayısının şımarık yeğeni hiç ummadığım kadar dayanıklı çıktı. Sanırım onunla uzlaşmaya çalışmalıyım artık. Ancak o zaman ondan kurtulabileceğim. Kader insanları oyunlar oynuyor. Şam kız arkadaşını çok seviyordu. Kız çekip gitti. Ben Ali'ye gitsin istiyorum. Oysa giderek daha fazla yapışıyor. Eski sevgilin falan yok mu senin? Arada bir arayacak biri. Ayaklarını yerden kesip beni terk etmeni sağlayacak biri de olur. Böyle bir adam varsa lütfen haberim olsun. Beraber kaçmanıza bizzat yardım ederim.